demiyorlar mıydı? Kim kazandı? Aklı selim dinleyen, akılla hareket eden insan kazandı. Çünkü akılla hareket eden delili gördü. Delili görünce evet sen doğru söylüyorsun dedi. Peki körü körüne inkarcıların delili neydi? Hiçbir şey. Kendi zanları, hiçbir şey. Evet. Onun için inşallah Allah bütün ümmete de o kardeşimize de hidayet nasip eylesin hepimize inşallah. Birisi geçen yazmış Allah size hidayet eylesin dedim Allah razı olsun. Ne kadar güzel bir dua. Çok teşekkür ediyorum. Hepimizin gerçekten hidayete, Rabbimizin açacağı hidayet kapısına ihtiyacı var. Ben o kardeşlerim için de hidayet kapısı diliyorum inşallah. Bilgi birikimi nasıl aldı? O an neler yaşandı? Kardeşim bunlar merak ediyorum. Bunlar saatlik meselelerdir. Saatlerce anlatılması gereken meselelerdir ve çok önemli bir hadisedir. Böyle bir yayına hani selam verip de iki dakikada böyle oldu. Birden bir elektriklenme geldi. Her şey öyle değil tabii ki kardeşim. Sen hayatımdan kıssaları 1, 2 ve 3'ü izlerseniz şey gibi oldu, kaset satanlar var ya. İşte şu kaseti şu mağazadan alırsanız bununla ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz. Hani ahir zamanda hocalar yapıyorlar ya. Kitabım çıktı. Al mübarek bu sorunun cevabı orada diyor. Hayır kardeşim. Siz orada ücretsiz bir şekilde Allah'a sanırım. Allah'ın dininden şey yapmaya. Hilafeti Muhammediye'de. İnşallah onu görürsünüz. Ben bu soruyu aynı soruyu iki kere yazmışsınız. Size gelmedim ama sizden bahsetmek de sizi anlatmak da anlat. Size gelmedim ama size anlatmakla hükümlü müyüm? Yani sorumdan mıyım gibisinden. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin her dönemde anılmasını ve zamanı geldiğinde de tabi olunmasını ve ümmetin beklemesini bildirmiştir. Bunlar emirdir. Hadis-i şeriflerde bunları bulabilirsiniz. Bu sebeple amma konusunda elbette anmalısınız. İnsanlara aktarmalısınız. Ama İmam Cafer-i Sadık Radolan size bir şeyini söyleyeyim. Size bir nasihatını söyleyeyim. Diyor ki Mehdi'den bahsedin. Eğer dinliyorlarsa daha çok bahsedin. Daha fazla alametler, daha destekler. Anlatın onlara diyor. Yok körü körüne inkar ediyorsa ona hiçbir şey anlatmayın diyor. Artık ona bahsetmenize de gerek yok. Çünkü diyor muhakkak bir imtihan olmak zorundadır. Ve insanlar bu şekilde imtihan edilecektir. Onun için kardeşime de bu sorunun cevabı bu olmuş olsun. Ben şimdi bazı kardeşlerimiz vardı aşağı gitmişlerdi. Onları alayım mı yoksa burada siz de yine 5 dakika daha. Hadis-i şerifle ilgili dedeciğim şöyle bir sıkıntı var. Kardeşlerimiz hadis-i şeriflerin ne olduğunu bilmiyor. Hadis-i şerifin aslında Kur'an-ı Kerim ayetinden hiçbir farkının olmadığını da bilmiyor. Ve hadis-i şeriflerin Şii hadisi, Sünni hadisi diye bir şey olmadığını da bilmiyor. Bir takım insanlar da öğrendiği bozuk ve yanlış sistemle onları kandırdığının da bu sebeple farkında değil. Oo bu Şii hadisi kardeşim. Şii hadisi diye bir şey yok ki. Aa bu Sünni hadisi. Onlar doğru doğru diyor. Sünni. Kardeşim Sünni hadisi diye bir şey yok ki. Karşılıklı toptan atıyor. Siz Şii dediğiniz, biz Ehl-i Beyt'in taraftarıyız diyenler, Ehl-i Beyt'le ne alakaları var? Sünniyiz diyenler, Kur'an'a hadise uyuyorum diyenler, sizin ne alakanız var? İşte bu Şafii mezhebinin hadisi diye bir şey var mı? Sümme haşa. Yani insanoğlu hadisi şeriflerin, daha bugünkü Müslümanlar hadisi şerifin ne olduğunu bilmiyor. Hadisi şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashabının tarafında aktarılan, ashabı ve ehli beyti tarafından aktarılan hadis-i şeriflerdir. Hazreti Ali keramallahu veçhe Resulullah'ın ayrıca ashabı değil midir? Aslında bugün bir takım insanlar farkında olmadan, kafası çalışmadan bu Şii hadisidir diyor. Ne dediğini bilmiyor ya. O Hazreti Peygamber'in ehli beytinin aktarmış olduğu, Hazreti Ali ashabının aktarmış olduğu hadis-i şerifleri körü körüne inkar ettiğinin farkında değil. 200 sene sonra çıktı diyerek milleti güvensizleştirmeye. Evet aynı. Bu aynısı da öbür tarafta var. Öbür tarafta diyor ki ya sen ne bu Davud Tirmizi bilmem ne bunlara bakıyorsun. Bunlar uydurma bunlara bak diyorlar. Bakın onlar da hadis inkarcısı bundan da. Arada fark yok. Şimdi bir insan korkmalı. Onlar da burada yok öbürleri de burada yok. Aynen. Bunlar da onların Müslümanım dediği halde olmadığının ispatı ve delilidir. Çünkü 100 tane apaçık vakayla birleşen bir konuda
bir esas varsa bu mucizedir. Müslümanlar gördüğü mucizeye mi inanmıyor? Evet, geçmişte de böyle olmuştu değil mi? Onun için ben müsaade isteyeyim. Allah'ın selamı bütün kardeşlerimin üzerine olsun. Hidayet öyle bir nimettir ki sevgili kardeşlerim, hidayette asla ve asla körü körüne aklınızı kimseye bağlamayın. Bakın buraya gelen insanlardan kardeşlerimize biz defaatle şunu nasihat ediyoruz. Biz size iyi konuşuyor ya da hoş konuşuyor gibi görünmemiz sizi aldatmasın. Siz buraya bizim kardeşimiz Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerine bakarak bizim kardeşimiz olun. Zaten bizden başkasını zaten göremeyeceksiniz. Biz bu kadar eminiz ve sizi de Resulullah'ın dinine, Müslümanları dinine davet ediyorum ama ne ayıp Müslümanları Peygamber'in dinine davet etmek. Müslüman zaten Peygamber'in dininde olması gerekmiyor mu? Evet. Aslında bu söylemiş olduğumuz laf Müslümanlara çok büyük bir hakarettir ama maalesef Müslümanlar bugün öyle hale gelmiş ki Peygamberini inkar ediyor ve Peygamberini inkar etmeyi de din zannediyor. Bakın, son olarak şunu söyleyeyim gideyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İncil'in ayetleriyle ilgili konuşmayın. Tevrat'ın ayetleriyle ilgili konuşmayın. Eğer o Allah katından indirilen orijinal şekliyle duruyor da siz derseniz ki bu papazların yazdığıdır derse kafir olursunuz diyor. Bu mutlak bir şekilde doğrudur derseniz de eğer o da hahamların eliyle yazdıysa diyor o zaman da kafir olursunuz. Şu İslam dininin önceki muharref kitaplara olan bakış açısına bak. Şu Müslüman dediğimiz toplulukların muharref olmayan peygamberinin aktardığı bilgileri mukayese edip de inkar etme. Hayır o hadis böyledir, bu zayıftır dediğine bak. Yani sakınmayı öğretiyorlar normalde ama hani ben. Rezil de oluyorlar. Sakınmayı öğretiyorlar. Sakınmak İslam'dan, sakınmayanın dini yok. Yani şey yok, konuşurken sakının diyor ama ne yazık ki şimdi sakınmayan yok. Bugün hadis inkarları, hadis inkarcıları neyle delil getiriyor biliyor musunuz? Hadisle. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diyor. Bak başka şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benim adıma hadis uydurmayın. Ne oldu ona? Aa delil. Bir dakika o hadise inandın da buna niye? Hani buna inandın da diğerlerine niye inanmadın? Kafadan contala. Delili de yok. İyi de Resul-i Ekrem bir şey dememiş ki kötü. Benim adıma hadis uydurmayın demiş. Ya işte. Halifem ispatlanan şeylerde de hiç çıkıp şey yapmıyorlar. Yani. Niye yapsın? İşi o değil ki. İşi iman etmek değil ki. Hani ayeti kerimede dedi ya. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey ehli kitap. Niçin gerçeği görüp bildiğiniz halde Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye çalışıyorsunuz? Allah bu yaptıklarınızdan haberdardır. Ve siz kardeşlerime şunu söyledi. Ey iman edenler. Ey iman edenler. Kendilerine kitap verdiklerimizden herhangi bir gruba uyarsanız onlar mutlaka sizi imanınızdan sonra inkara sürüklerler. Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uysam öyle mi? İman ettikten sonra beni inkara sürüklerler öyle mi? Bugün ne cemaat kaldı, ne tarikat, ne grup kaldı. Bir de Halif Bey bir şey söyleyeceğim. Mesela Cenab-ı Allah bu Kur'an-ı Kerim koruyacağını şey yapıyor. Değil mi? Ahdediyor. Evet. Peki bu Kur'an-ı Kerim'i koruyan Cenab-ı Allah o Kur'an'ı getiren peygamberin sözlerini korumamış mıdır? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bütünlük olarak hiçbir harfine kadar değiştirilmeyeceğinin apaçık bir garantisi verilmiştir. Ama bir adam kendisi Kur'an-ı Kerim'in son iki ayetini çıkartıp Kur'an-ı Kerim basmıştır. Aa, o zaman birileri diyebilir ki hani Allah-u Teala kitabını koruyordu? Bu adam Kur'an'ın iki ayetini çıkartmış, Kur'an basıyor. Bakın, Kur'an'ın hala orijinali duruyor mu? İlk indiği günkü hali de şey yapıyor mu, duruyor mu? Bu adamın pervasızlığı kendi kafirliğinden. Kur'an-ı Kerim eksik basması. Yoksa Kur'an'ın bütünü burada durduğu sürece korunuyor. Şimdi hadis-i şeriflerle ise bu rivayetleri aktarırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala apaçıkça kullarını imtihan etmek için hadis-i şerifleri ayrı bildirdi. Şimdi hadis-i şeriflerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de yazabilir miydi? Peygamber Efendimiz'e inan vahiyle Allah-u Teala dileseydi yazabilirdi. Ama Kur'an-ı Kerim'de bunlar yazdıktan sonra bunu kim inkar edebilirdi ki? Hadisler daha fazla bir şekilde mucizeden bahsediyor.
Daha fazla. Bakın Kur'an'da yazmayan on binlerce mucize yazıyor hadiste. Tarihsel, olaysal, vakasal, durumsal, sosyal, zamansal. Bir yıldızın geçişinden gökte çıkarılan, semada çıkarılan bir ele. Kainatta o tarihte olan vakalardan o dönemde olacak olaylara. Bu hadisi şerifler bu kadar mucize aktarıyor. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de oluyor olsaydı bunu kim inkar edebilirdi? Ki Kur'an'ın yüzlerce mucizesine rağmen onu inkar ediyorlar ya. Hadis-i şerifler de orada olsaydı. İşte Allah ümmeti bu şekilde bir imtihana tabi tutuyor. Ümmet aklını kullansa her şey çok basit. Bakın yine kendinize sormayın, Resulullah'a sorun. Mesela ya Resulullah, bunu açıklayayım öyle gideyim. Bir hadis-i şerif var. Diyor ki Mehdi adı Muhammed, baba adı Abdullah olacak. Bir hadis-i şerif de var. Adı adıma, babasının adı, babamın adına muvafık olacak. Uygun düşecek. Ben bu iki ikisi arasında çözemedim ya Resulullah. Muvafık olup uygun mu düşecek? Aynısı mı olacak? Bak diğer hadislere. O zaman şunları göreceksin hadiste. Kim Mehdi'nin zuhurundan evvel onun adını söylerse yalancıdır. Bir hadis. Ne oldu? Adı Muhammed Abdullah direkt isim söylüyor. Bitti demektir bu. İptal. İki. Ya Ali, bana söyler misin Mehdi'nin adı nedir? Vallahi ben sana onun adını söyleyemem. Hazreti Peygamber'e söz verdim. Adı zuhur zamanına kadar saklanmıştır. Tek bilgi var. Adı adıma, babasının adı, babamın adına muvafık olup uygun düşecektir. Aa, ne oldu? Adı Muhammed Abdullah gitti. Hazreti Ömer bilmiyor. Resulullah'ın ashabı bilmiyor. Bu nereden biliyor Muhammed Abdullah? Nereden? Değil mi? Oradan da gitti mi? Üç, sağlam güvenilir adamı arıyorsun ya. Hazreti Ömer'e sordun. Dedi ki bilmiyorum. Adı saklanmış. Adı saklanmış. Tek bilgi var. Tek bilgi var. Muvafık uygun düşecek. Hazreti Ali'ye de güvenmiyor musun? Hazreti Ömer'e güvenmiyor musun? Ehl-i Beyt'in 11 tane imamı da bunu söylüyor. Onlara da mı güvenmiyorsun? Resulullah'ın ashabı da bilmiyor. E peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şov mu yapıyor ki? Ya ashabım size bir şey söyleyeyim. Adı adıma, babasının adı, babamın adı muvafık olup uygun düşecek. Hadi bu kadar bulmaca mı? Olur mu böyle değil? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir imtihan sırrını bahsediyor. Ve Ehl-i Beyt'in imamları da diyor ki onun adını anmamıza bize müsaade edilmemiştir diyor. Onun adını söyleyemeyiz. Bak Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh, Ehl-i Beyt'in imamları, Resulullah'ın sahabileri ve Resulullah'ın hadisleri diyor ki Muhammed Abdullah ne oldu? Çizildi. Bu uydurmadır. Aslında bu da uydurma değildir. Bu şudur arkadaşlar. Biraz aklı kullanmak lazım. Yanlış anlamış ya adamcağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki adı adıma, babasının adı, babamın adına muvafık olup uygun düşer. Öbürüne aktarılıyor. Adı adıma, babasının adı, babamın adına benzer. Öbürü demiş ki adı adıma, babasının adı, babamın adına benzer gibidir. Aynı gibidir. Bak aynı gibidir. O zaman aynıdır demiş adamcağız. Ve bunu aktarmış. Bunu aktarmış. Oysa ki insanlar Resulullah'ın hadislerine baksa bu anlamda eline de 50 tane hadis geliyor. Bu vakayı muvafık ve uygun olduğunu doğrulamak için. Gördün mü? Biz yine kendimize sormadık. Resulullah'a sorduk ve o da cevapladı. Dedeciğim özür diliyorum. Yayınınızı bölmüş oldum. Bir dakika daha vardı herhalde. Ben müsaade isteyeyim. Rahatsızım. Neyse. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'ın selamı hakkı arayan kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullah.